Şimdi ben cezaevine girdim. 24 yıl ceza aldım ben. 24 Ben yıl. 24 yıl ceza aldıktan sonra artık dışarıyla alakamı kopardım. Şimdi benim annem bana dedi ki ben dedi ortada kaldım. Ben hiçbir şey duymadım, görmedim. Yalan yok. Annemin söylediğini söylüyorum. İkisine yani baban kaybolduktan sonra mı sen 24 yıl ceza aldın? Evet, babam kaybolduktan sen sonra birini ben 24 mi öldürdün? Yıl... Efendim? Birini mi öldürdün? Yok abla, benimki karışık ya. O mevzulara girmeyelim de ben o kadar hayır, ceza hayır, aldım. Hayır hayır, madem 24 yıl ceza aldın da nasıl şimdi dışarıdasın? Ya koronavirüs sebebiyle çıktık abla. 24 yıl ceza alanları da mı koronadan çıkardı? İkide bir yasası vurdu. Yara oranına düştü. Açığa çıktım. Oradan koronavirüs sebebiyle dışarı çıktım. Cezam kurtardı. Tali oldum. Bu. Ha, temizden de kurtarıyor. Aynen. Ondan sonra annem ilk görüşte yanıma geldi. Bana dedi ki ben dedi dışarıda kaldım dedi. Polat diye birisi var dedi. Ben dedi onunla evleneceğim dedi. Sen o ne zaman, diyorsun pardon, dedi bana. O zaman pardon, ben sana bir şey söyleyeyim. O zaman yani biz hiç uğraşmayalım ya kimse cezaevine girdi. Herkes yalan. Bence polis de uğraşmasın. 24 yıl ceza mı almış? 24 almış, yıl ceza almış. Evet. Sonra bir infaz yazısı çıkmış, yarıya inmiş. Evet. Sonradan da koronadan da serbest kalmış. Hangi ya tarihte suçu işlemiştin? Ben 2017'nin ikinci ayında cezaevine girdim. Hayır. Şimdi bu son çıkan infazdan ve faydalandan ondan evet, önce ondan da faydalandım. 2016'da. İkide bir yasasından da faydalandım. 2016'da ondan çıkan da. İkide bir yasasından da faydalandım. Bu koronavirüste çıkan yasadan da yararlandım. İki tane infaz yasasından ayrı yani ayrı faydalanıyor. Yani iki sefer üst üste yararlandığım için benim cezalarım tamamıyla düştü. Müge Hanım. Bitti yani tamamıyla. Evet. 20 tane dosyası vardı. Al anne bir dakika. Heşbe. Ya. Biz buraya vesile olmaya gelmedik. Nasıl? Hiç ilgilenmiyorsun. Sen çıkarsın. Benim sana hiç lafım yok. Tamam, sadece hocam, yani 24 yıl ceza alabilmesi için birinin yani ne yapması gerektiğini biliyoruz. O zaman yani boşa kürek mi çekiyoruz diye ben şöyle bir içimden geçirdim. Hani kendime hakim olamadığım için sordum. Seninle hiç alakası yok. Sen devam et. Tamam hocam.